Galatyalılar 5. bölüm 1. 1. E, ayet. Galatyalılar 5 1. ayet. <laughs> Diyor ki: Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Bunun için dayanın bir daha kölelik boyunduruğuna girmeyin. Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Amin. Aslında şöyle düşünebiliriz, şöyle de yorumlayabiliriz. Özgürlük kelimesini başka bir sözcükle kullanırsak diyor ki, Mesih bizi bağımsız olalım diye özgür kıldı. Mesih, Tanrı bizi bağımsız kılmak istedi. Tanrı bizi özgür kılmak istedi. Eğer Tanrı bizi bir şeyden özgür kıldıysa, Tanrı bizi bağımsız kıldıysa, demek ki biz bir şeye bağlıydık daha önce. Ve bağlı olduğumuz şey de kutsal kitap bize açıkça söylüyor, şeytan... Günah ve ölümdü. Biz buna bağlıydık. Ama Mesih bizi bütün bunlardan bağımsız kılmak için, bizi özgür kılmak için geldi. Tanrı ilk başta insanı bağımsız bir varlık olarak yarattı. Bağımsız ülkeler vardı değil mi? Bağımsız ülkeler. İşgal altında olan ülkeler var, bir de bağımsız ülkeler var. Bağımsız bağımsız olan ülkeler daha çok bu bağımsızlıklarını savaşarak mücadele ile almışlardır. İşte Tanrı da aslında ilk yaratılışta ilk başta bize bağımsız bir ülke verdi. Ve o ülkenin kralı bizdik. O bağımsız ülkenin sınırları bütün yeryüzüydü. Tanrı yeryüzünü bir ülke gibi bize verdi ve bize bağımsızlık verdi. Tam yetki sahibiydik. Bize yetki verdi aynı zamanda. Dünyanın yeryüzünün kralı bizdik. Bağımsız bir şekilde yaşayacaktık. Özgür bir şekilde yaşayacaktık ama kötü olan şeytan geldi. Yalan düşüncelerle, sahte düşüncelerle, hileyle ama yasal bir şekilde Tanrı'nın sadece insana vermiş olduğu yetkiyi ondan çaldı ve böylece şeytan bütün ülkeyi işgal etti. Yeryüzünü işgal etti, bütün insanlığı işgal etti, ele geçirdi. Ve artık şeytana bağımlı hale geldik. Bağımsız değildik günahtan, e, e, iman etmeden önce. Amin. Ama Tanrı bizi bağımsız olmak üzere yarattı. Özgür olmak üzere yarattı. Özgür bir şekilde kendi irademizle Tanrı ile ilişki içinde, paydaşlık içinde yaşamak üzere yarattı. Ama maalesef insan aldanarak veya aldatılarak, ayartılarak şeytanın yalanına uydu. Neydi o yalan? Tanrı kesinlikle öleceksiniz demişti. Bu ağacın meyvesinden yemeyin. Yediğin gün kesinlikle mutlaka öleceksin. Tanrı'nın sözü buydu. Ama şeytan ne yaptı? Şeytan geldi Havva'nın daha daha sonra Adem'in aklını karıştırdı. Ayartmaya çalıştı. Hileyle dedi ki hayır hayır kesinlikle ölmezsin. Bakın kutsal kitaba baktığınız zaman aynen bunu söylüyor. Tanrı diyor ki kesinlikle öleceksin. Ama şeytan diyor ki kesinlikle ölmezsin. Ve ayarttı aldattı. İnsan maalesef şeytanın sözüne güvendi. Şeytanın sözüne iman etti. Ve bununla beraber yıkım başladı. Günah ortaya çıktı ve günahla beraber insan tam bağımsızlığını kaybetti. Artık şeytana bağımlı hale geldi. Ve ki Kutsal Kitap söylüyor, Tanrı sözü diyor ki bu dünyanın egemeni şeytan, hava kuvvetlerinin reisi diyor eski çeviri. Evet şeytan gerçekten de bu dünyanın egemeniydi. Ama Tanrı onu bu dünyanın egemeni olarak atamadı. Tanrı bizi atadı. Tanrı bizi tam bağımsız kıldı. Fakat biz Şeytanın hilelerine kandık, aldandık ve şeytanı kendi yerimize biz dünyanın egemeni kıldık. Tanrı Lüsifer'i yarattı. Ama şeytanı insan yaptı. Lüsifer yaratıktı, bir melekti. Tanrı Lüsifer'i yarattı. Görkemli bir melekti. Ama şey, Lüsifer'i şeytan yapan bir bakıma bizdik. Biz ona yetkiyi verdik, biz ona o gücü verdik ve şeytan... O Lüsifer şeytan oldu. Ve dünyada cirit atmaya başladı. Bağımsızlığımızı kaybettik. Ama Tanrı bağımsız olmamızı istiyor. Özgür olmamızı istiyor. Ve Mesih'i bunun için gönderdi. Mesih bizi şeytanın bağımlılığından kurtarmak için geldi. Başka bir şey için değil, din getirmek için değil, bizi özgür kılmak için. Şeytanın o kirli ellerinden, o pis ellerinden, o acımasız ellerinden bizi kurtarmak için geldi. Peki Galatyalar diyor ya Mesih bizi özgür olalım diye özgür kıldı. Dolayısıyla bir Mesih inanlısı özgür kişidir. Amin. Özgürdür. Peki ne demektir özgür olmak? Mesih inanlısı özgürdür derken ne anlamalıyız? Özgürlüğün tanımını şöyle size yapmak istiyorum. Özgür kişi başka bir deyişle bir Mesih inanlısı kimliğini ve amacını keşfeden kişidir. Amin. Özgür kişi kimmiş? kim olduğunu ve amacını keşfeden kişidir. Kutsal kitaba baktığımız zaman kim olduğumuzu kutsal kitap bize söylüyor. Kutsal kitap kim olduğumu söylüyorsa ben oyum. Amin. Kimliğimi kutsal kitap belirliyor. Tanrı'nın gerçekleri belirliyor. Başka insanlar değil, başka şeyler değil. Kutsal kitap benim Tanrı'nın çocuğu olduğumu söylüyor. Amin. Kutsal kitap Mesih'in dostu olduğumu söylüyor. Amin. Kutsal kitap aklandığımı söylüyor. Bütün bu bereketler Kimliğimizin birer parçası. Aynı zamanda kutsal kitaba baktığımız zaman amacımızın ne olduğunu görüyoruz. Amacımız Tanrı'yı yüceltmek. Tanrı'yı övmek. Bunun için yaratıldık. Tanrı'ya görkem sunmak. Ee, e, Yuhanna 15'te diyor ki, çok meyve vermenizle babanız yüceltilecektir. Amin. Babayı yüceltmek üzere yaratıldık. <laughs> Ama şu var. Sadece kimliğimi, kimliğimizi bilmek ve e, e, amacımızı bilmek yetmiyor. Çünkü söz üzerinde, kağıt üzerinde kim olduğumuzu bilebiliriz. Amacımızı bilebiliriz kutsal kitaba dayanarak. Ama özgür bir şekilde yaşamak için çok daha fazlası lazım. O da şu, özgürlüğün ikinci kısmı şudur. Birinci kısmı neydi? Özgür kişi kimliğini ve amacını keşfeden kişidir. Ama aynı zamanda ta bu kimliğe daha doğrusu kimliğini ve amacını ortaya koymak için yaşamak için Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu yeterliliği, Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu gücü engelleyen her türlü ruhsal kaleyi keşfedip yıkan kişidir özgür kişi. Demek ki sadece kim olduğumuzu bilmek yetmiyor, sadece amacımızı bilmek yetmiyor. Çünkü bir düşmanımız var ve bu düşman kimliğimize uygun yaşamak için veya amacımıza uygun yaşamamak için daha doğrusu bizi engellemeye çalışıyor. Engellemeye çalıştığı şey de şu, bu kimliğe uygun, bu amaca uygun yaşamak üzere Tanrı'nın bize vermiş olduğu yeterliliği, Tanrı'nın bize vermiş olduğu gücü engelliyor. Ve böylece o bol yaşamı yaşayamıyoruz, sürdüremiyoruz. Tanrı'nın Mesih'in bize verdiği o bol yaşamı sürdüremiyoruz. Neden? Çünkü engel var. O engeller de ruhsal kaleler. Tanrının sözüne aykırı olan düşünceler. Lütufla kurtuluyoruz değil mi? Amin. Bunu hepimiz biliyoruz. İman yoluyla ve lütufla kurtuluyoruz. Lütuf yalnızca günahlarımızdan bağışlanmak veya cennete giden bir bilet elde etmek demek değildir. Evet, onlardır. Lütufla kurtuluyoruz. Başka yolu yok. Lütufla günahlarımız bağışlanıyor. Ama lütuf sadece günahlarımızın bağışlanması veya a -a -a cennete giden bir bileti elde etmek demek değildir. Lütuf aynı zamanda Tanrı'nın bize vermiş olduğu güç ve yetkidir. Yani lütufla beraber evet günahlarımız bağışlanıyor ama ayrıca esas önemlisi, daha da önemlisi bu iman yaşamını, bu zaferli yaşamı sürdürmemiz için lütuf gerekli olan gücü ve yetkiyi bize sağlıyor. Amin. İşte ruhsal kale dediğimiz olay Tanrının kimliğimize ve amacımıza uygun yaşamak üzere içimize koymuş olduğu bu güce, bu yeterliliğe karşı gelen güçlerdir. Karşı gelen olgulardır. Kutsal Kitap bir düşmanımız olduğunu söylüyor, değil mi? Düşmanımız örneğin 1. Petrus 5. bölüm 8. ayet diyor ki: "Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kimi yutacağını arayan aç aslan gibi dolaşıyor. Düşmanınız iblis diyor. Amin. Kutsal kitap bir düşmanımız olduğunu söylüyor. Onun adını açıkça koyuyor. O da iblis, şeytan. Kutsal kitap aynıca bu düşmanın amacını da bize anlatıyor. Şeytanın amacı ne? Bravo. Yuhanna 10.10. 10. Evet. İsa diyor ki hırsız, şeytan çalmak, öldürmek ve yok etmek için gelir. İsa diyor ki, oysa ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Bir düşmanımız var, şeytan. Onun amacı ne? Çalmak, öldürmek, yok etmek. Neyi çalmak istiyor? Sadece paramızı değil, paramız dahil <laughs> Tanrı'yla sahip olduğumuz ilişkiyi, yakın ve kişisel ilişkiyi, Tanrı'yla olan paydaşlığımızı, Tanrı'yla ve insanlarla, eşimizle, çocuklarımızla, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi çalmak istiyor. Tanrı'da sahip olduğumuz bol yaşamı çalmak istiyor. Tanrı'da sahip olduğumuz sevinci, esenliği, sağlığımızı çalmak istiyor. Tanrı'dan gelen her iyi şeyi bizden çalmak istiyor. Öyle ki bizi yok edip öldürsün. Peki bunu nasıl yapıyor? Düşmanımız şeytan, onun amacı bizi öldürmek, yok etmek. Bunu nasıl yapıyor? Kullandığı hileler var. 2. Korintler ya da 1. Korintler 2. bölüm 11. ayette diyor ki, Paulus diyor ki Korintli lisesine, diyor ki şeytanın hilelerini bilmez değilsiniz. Onun taktiklerini, onun kullandığı tuzakları bilmez değilsiniz. Yani biliyorsunuz diyor demek istiyor. Ve bizim de gerçekten şeytanın kullandığı taktikleri veya kullandığı hileleri bilmemiz gerekiyor. Eğer düşmana karşı galip gelmek istiyorsak, değil mi? İki ülke çatıştığı zaman ordunun bir kısmı istihbarat ne yapmaya çalışır? Karşı tarafın işte en önemli bölgelerini öğrenmeye çalışır sahip olduğu silahları veya ortaya çıkardıkları planları ortaya çıkarmaya çalışır, bulmaya çalışır, keşfetmeye çalışır. Hangi yollarla bize saldıracak? İstihbarat toplamaya çalışır. Çünkü istihbarat son derece önemli. İstihbaratı toplar ve planlarını, amaçlarını görürsek, görürse öbür tarafın o zaman ona göre tedbir alır ve yenik düşmez, galip gelir savaşta. İşte bizim de aynı şekilde şeytanın nasıl saldırdığını, hangi hileleri hangi taktikleri kullandığını hangi düzenleri kullandığını bilmemiz gerekiyor. Paulus diyor ki bilmez değilsiniz. Ne demek istiyor? Biliyorsunuz diyor. O zaman bizim de bilmemiz gerekiyor onun taktiklerini. Peki şeytan hangi taktiklerle bize savaşıyor? Şeytan aldatıyor bizi. Onun kullandığı en büyük silahlardan bir tanesi aldatmak. A ayartmak ikincisi ve üçüncüsü de ruhsal kaleler kurmak. Aldatıyor, ayartıyor. Günaha düşürüyor, tuzaklar kuruyor günaha düşürmek için. üçüncüsü Üçüncü olarak da ruhsal kaleler kuruyor. Ruhsal kalelerle ilgili e, 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 bize bilgi veren bir çok meşhur, harika bir bölüm var. 2. Korintiler 10. bölüm 5. ayet. Biraz şimdi temel atıyorum. Bu temel üzerine özellikle bir ruhsal kaleye değineceğim. E, oradan devam edeceğiz. E, 2. Korintiler 10. bölüm 3. ayet ayetten itibaren diyor ki olağan insanlar gibi sıradan normal insanlar gibi yaşıyorsak da insansal güce dayanarak savaşmıyoruz. Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil kaleleri yıkan bakın altını çizin kaleleri yıkan yani ruhsal kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Safsataları Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz. Bir önce söyledim ya özgür kişi kimdir? Kimliğini ve amacını keşfetmiş. Aynı zamanda kimliğine ve amacına uygun bir şekilde yaşamak üzere sahip olduğu yeterliliğe veya güce güce karşı çıkan veya bunu engelleyen ruhsal kaleleri keşfedip yıkan kişidir. Yani. Amin. Engellemeye çalışıyor. Niye? Neyi? Neyi engellemeye çalışıyor? Tanrı'nın içimize koymuş olduğu lütufla beraber ya da lütfun getirdiği gücü ve yetkiyi kullanmamızı engellemeye çalışıyor. Çünkü biliyor ki eğer bunu yaparsa bizi silahsız bırakacak. Hiçbir şey yapamayacak. Ve bir lokma da bizi midesine indirecek. Tamam. Engellemeye çalışıyor. Kitap bunu söylüyor bakın. Ee, diyor ki Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor. Her engeli yıkıyor. Kullandığımız silahlar her türlü engeli yıkıyor. Her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz. Peki ruhsal kale ne? bir ruhsal kaleden söz ediyor. Ruhsal kale Tanrı'nın gerçekliğine, Tanrı'nın sözüne, Tanrı'nın doğasına, Tanrı'nın karakterine, Tanrı'nın kutsallığına, Tanrı'nın sözüne aykırı ve ters olan her türlü düşünce, her türlü tutum, her türlü inanış, her türlü değer, her türlü yaşam tarzı bir kale olabilir. Tanrı sözüne aykırılık söz konusu. Peki bir şeyin ruhsal kale olup olmadığını nereden bileceğiz? Sağlamasını nereden yapacağız? Tanrı sözünden. Sahip olduğum bu düşünce Tanrının sözüne uygun mu? Tanrının gerçekliğine uygun mu? Tanrının karakterine uygun mu? Eğer değilse demek ki o, o şey, o düşünce, o tutum, o değer, o inanış bende bir ruhsal kale olmuş ve eskiden biliyorsunuz bugünkü gibi değildi bir ülkeyi ele geçirmek isteyen bir ordu ne yapardı gider işte bir küçük bir orduyla saldırır bir bölgeyi ele geçirirdi oraya hemen bir kale kurardı. O kalenin içine askerlerini yerleştirirdi ve bütün bölgeyi oradan ele, ele geçirdi veya e, yönetirdi, kontrol ederdi. İşte ruhsal kale de aynı şekilde. Kötü olan ateşli oklarla bize saldırıyor. Yalan yanlış düşüncelerle, Tanrı'nın sözüne aykırı, sahte düşüncelerle, yalan düşüncelerle, bizi yansıtmayan, Tanrı'nın sözüne uygun olmayan düşüncelerle bize saldırıyor. Ateşli oklarla bize saldırıyor. Biz o, o, biz o, o e, yalan düşünceleri, o sahte düşünceleri Tanrı'nın sözüyle, İsa'nın adıyla, İsa'nın kanıyla reddetmezsek, onları kabul edersek içeriye, ne oluyor? O düşünceler içeride yer ediniyor, içimize siniyor, düşüncemize, yüreğimize iniyor ve bir süre sonra kaleyi bina ediyor, bir alışkanlık haline geliyor, bir yaşam tarzı oluyor bu düşünce, bu kale ve oraya yerleştiriyor kötü ruhları ve oradan bizim hayatımızı yönlendirmeye başlıyor. Düşüncemize kim sahipse hayatımıza o sahip olacaktır. Amin. Eğer hayatımızın değişmesini istiyorsak düşüncemizi değiştirmemiz gerekiyor. Hayatımızın değişmesini istiyorsak kötü olanın sahte düşüncelerle, Tanrı'nın sözüne aykırı olan düşüncelerle zihnimizde, canımızda kurmuş olduğu her türlü ruhsal kaleyi keşfedip yerle bir etmemiz gerekiyor. Amin. Değişim için mücadele şart, savaş şart. Bakın özgürlükten, özgürleşmeden söz ediyor Tanrı'nın sözü. Mesih bizi özgür olmak için özgür kıldı. Özgürlük, bağımsızlık aynı zamanda. Bağımsızlık deyince akla ne, ne gelir? Savaş gelir. Savaşsız bağımsızlık olmaz. Bağımsız olan bir ülke mutlaka ulusal bir savaştan, bir kurtuluş savaşından geçmiştir. Aynı şey bizim için de geçerli. Özgür olmak istiyorsak, amin. Bağımsız olmak istiyorsak, Tanrı'nın bize vermiş olduğu bol yaşamı yaşamak istiyorsak, o zaman bu ruhsal savaşı sürdürmemiz gerekiyor. Bu düşmanı alt etmemiz gerekiyor. Ve bu düşman bizi engelliyor, Tanrı'nın yaşamının, Tanrı'nın sevgisinin bize akmasını engelliyor. Bir bir boru gibi düşünün, bir yaşam borusu düşünün. Tanrı'dan bize akan, Tanrı'dan bize bağlı bir yaşam borusu. Oradan bize yaşam akıyor, yaşam akması gerekiyor. Oradan bize sevgi akması gerekiyor, oradan bize güç akması gerekiyor, oradan bize esin akması gerekiyor. Ama kötü olan o kadar sinsi ki ne yapıyor? O boruyu tıkıyor, pislikle, çerçöple çöple, pislikle tıkıyor ve o boru temizlenmediği sürece hayatımıza tanrısal yaşam, sevgi, ondan sonra bol yaşam, zaferli yaşam akmıyor. Sızıntı şeklinde akıyor, damla damla akıyor. Ama Tanrı o boruyu temizlememizi istiyor. Amin. O boru, o yaşam borusu temizlendiği zaman gerçek yaşamı, bol yaşamı hissedeceğiz. İşte bu boruyu tıkayan şey ruhsal bir kale olabilir veya birkaç kale olabilir. Ve Maalesef kilisede, kilisede bu sadece Türkiye için geçerli değil, yeryüzündeki kilisede, büyük harfle K, kilisede e, e, en çok var olan, şeytanın en çok kullandığı, bize karşı en çok kullandığı silahlardan bir tanesi veya kurmuş olduğu ruhsal kalelerden bir tanesi veya başlıcası bağışlamama ruhsal kalesidir. O kadar yaygın ki, o kadar yaygın ki, birçok imanında var bu. Bu kaleyi kuruyor o boruyu tıkıyor. Ondan sonra merak ediyoruz. Rab neden sevinç yok hayatımda? Neden bereket yok Rab? Neden? Çünkü tıkama, tıkanma söz konusu. Tesisatçı gerekiyor. Tesisat, işlem gerekiyor. Temizle, temizlemek gerekiyor. Amin. Şimdi buna bakacağız. Günah, bağışlamama ruhsal kalesini ele almak istiyorum. Şimdi sahip olduğum bu düşüncenin bir ruhsal kale olup, oldun, olup olmadığını nereden bileceğim? Dediğim gibi sağlaması kutsal kitaptan. Tanrı'nın sözü bize defalarca diyor ki bağışlayın. İsa'nın bize öğrettiği Rabbin duasında bile diyor ki bana bize karşı suçlu olanlara bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla diyor. Amin. Başka bir yere diyor ki Tanrı'nın sözü eğer başkalarının günahlarını bağışlamazsanız sizin günahlarınız da bağışlanmayacaktır. Açık bir şekilde Tanrı'nın gerçeği bağışlamamız gerektiğini bize öğretiyor. Eğer bağışlayamıyorsak, eğer bağışlamak istemiyorsak demek ki ve umutsuz bir vaka olmuşsak demek ki gerçekten içimde korkunç, derin, güçlü bir kale var. bağışlamama kalesi var. Ve bu bağışlamama kalesi benim hayatımı mahvediyor. Grekçe daha doğrusu İbranice bağışlamamak demek bağlamak demek. İple bağlamak demek. Kelime anlamı bu. İple bağlamak. ...birini bağışlamadığınız zaman iple onu bağlıyorsunuz. Ve işin ilginci de, acı tarafı daha doğrusu şu... ...en hoşlanmadığınız, en görmek istemediğiniz kişiyle... ...sürekli günün 24 saati neredeyse beraber oluyorsunuz. Neden? Çünkü bağışlamamışsınız. Çünkü onu kendinize bağlamışsınız. Bir zincir düşünün, iki ucunda kelepçe var... ...size haksızlık yapılıyor reddediliyorsunuz, yüreğiniz inciniyor, duygusal, fiziksel, zihinsel haksızlıklara uğruyorsunuz. Haklısınız, yüzde yüz size karşı bir suç işlenmiş, siz masumdunuz ama o kişiyi bağışlamamakla diyorsunuz ki asla seni asla bağışlamayacağım. Ve ne yapıyoruz? O kişinin bileğine kelepçeyi takıyoruz. Ama farkında olmanız bir şey var zincirin öbür tarafında kelepçeyle kendimize bağlıyoruz. Böylece bağlanmış oluyoruz. En sevmediğimiz bize haksızlık yapan kişiyle hayatı beraber yaşamaya başlıyoruz. Bu bir değil, bazen birkaç kişi oluyor. Bazen, daha önce kullanmıştım, bazen bir İETT dolusu insanla dolaşıyoruz. Bağışma, bağışlamamak öyle bir öyle bir kale ki, öyle bir öyle bir ruh ki daha doğrusu yayılıyor. Kanser gibi yayılıyor. Birini bağışlamadığınız zaman ikincisi kolaylıkla oluyor. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi. Yani çete oluyor, büyüyor yani. Grup, grup halinde bağlıyorsunuz kendinize. Ve o <laughs> görmek istemediğiniz sizi inciten insanlarla beraber o insanları yatak odanıza taşıyorsunuz. Onlarla beraber uyuyorsunuz. Mutfakta onlarla beraber yemek yiyorsunuz. Okulda onlarla berabersiniz. Her yerde onlarla berabersiniz. Neden? Çünkü onlar sürekli yanınızda, içinizde. Onları düşünmeden edemiyorsunuz. Onların yaptığı haksızlığı düşünmeden edemiyorsunuz. Ve kendinize zarar veriyorsunuz. Karşınızdaki kişiye zarar verdiğinizi düşünüyorsunuz. Ona karşı kim besleyerek, nefret besleyerek, bağışlamayarak. Ama aslında zarar gören sizsiniz. Bir düşünün söylenilmiş bir zamanda. Elinize yanan bir köz alıyorsunuz ve istiyorsunuz ki karşınızdaki yansın. Oysa her zaman yanacak olan siz olacaksınız. Sizin eliniz yanacak. Amin. Yapmamız gereken şey o közü atmak. Bağışlamak. Bağışlamamak neydi? İple bağlamak demekti. Bağışlamak ne? İpi kesmek demek. Çözmek demek. Amin. Kendi ruhsal sağlığımız için bağışlamamız gerekiyor. O kor ateşi elimizden atmamız gerekiyor. İpi kesmemiz gerekiyor. Yine daha önce sanırım Pastor Güçlü de paylaşmıştı program beraber yaptığımız zaman televizyon programı küçük bir bardağa böyle viski bardağı olur ya böyle küçük bardaklar. Ona böyle zehir dolduruyorsunuz. Sonra kendiniz içiyorsunuz. Ondan sonra karşınızdakinin ölmesini bekliyorsunuz. Siz öleceksiniz. O zehir size zarar verecek. Şimdi bu konuda bir başka bölüme geçeceğim. Ama ondan önce şurayı paylaşayım istiyorsanız. Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Bağış, bağışlamama ile ilgili bazı ilkeleri, bazı gerçekleri size anlatmak istiyorum. Kurtuluş koşulsuzdur ama babayla paydaşlığımız koşulludur. Kurtuluş koşulsuzdur. Sadece tövbeye ve imana dayanır. Bizim yapacağımız bir şeye dayanmaz. Ama babayla paydaşlığımız koşula bağlıdır. O koşulu yerine getirdiğimiz zaman Babayla paydaşlığımız güçlü ve derin olur. Eğer itiraf edilmemiş bir günah varsa, bağışlamama gibi, itiraf edilmemiş bir günah, bağışlamama gibi, o zaman bu babayla olan paydaşlığımızı etkileyecektir. Kurtuluşumuzu etkilemeyecek. Ama babayla paydaşlığımızı etkileyecek. Ondan sonra ikincisi, ikinci gerçek. Tanrının önünde aklanma veya doğru sayılma koşulsuzdur. Ama kutsal ruhun mesedişi koşulludur. Tanrı koşulsuz bir şekilde bizi aklıyor, bizi doğru sayıyor, bizi bizi berat ettiriyor. Koşulsuz derken lütfa ve şey lüt, yani e, tövbeye ve imana dayanıyor. Ama herhangi bir işe dayanmıyor. Fakat kutsal ruhun mesedişi koşulludur. Mesedişin bizde bize akması ve bizden başka insanlara akması için o koşulu yerine getirmemiz gerekiyor. O koşulda kendimizi Tanrı'nın kullanımına uygun bir kap haline getirmektir. Eğer o kapı o kabı temizlemezsek, o kapta pislik varsa Kutsal Ruh bizi kullanamayacak. Kendimizi temizlemek bize ait bir şey. O koşulu yerine getirmemiz gerekiyor. O günahı itiraf etmemiz gerekiyor. O günahı bırakmamız gerekiyor. O bağışlamama günahını terk etmemiz gerekiyor. Yani bağışlamamız gerekiyor. Bir diğer şey, Tanrı'nın ailesindeki konum, konumumuz koşulsuzdur. Tanrı'nın ailesindeki konumumuz koşulsuzdur. İmanla Tanrı'nın çocuğu oluyoruz. Amin. İmanla Tanrı'nın ailesine evlat ediniliyoruz. Ama Mesih ile yakın ve kişisel ilişki koşuldudur. Eğer sorumlu bir imanlı gibi, itaatli bir imanlı gibi yaşamazsak Mesihle olan yakın ilişkimiz zedelenebilir. Kutsal ruhu kederlendirebiliriz. Diğer şey. Sonsuzluğu geçireceğimiz yer bellidir. Ama fazladan bir ödül almak koşula bağlıdır. Ve bütün bunlar bizim bağışlamayla ilgili atacağımız adıma bağlı. Şeye gidelim. Ee, matta 18. bölüm. Matta 18, 21'den itibaren bu kısa genel bazı gerçeklerden sonra bir <laughs> örnekle, bir benzetmeyle, bir öyküyle bağışlama konusunu işlemek istiyorum. <laughs> Matta 18. bölüm 21. ayetten sonra. Okuyacağım sonra üzerine derin, yani beraber çalışacağız. <laughs> Matta 18-21. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, Ya Rab dedi, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım. Yedi kez mi? İsa yedi kez değil dedi. Yetmiş kere yedi kez derim sana. Şöyle ki göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu olan on bin talantı olan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun karısının çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine ne olur sabret bütün borcumu ödeyeceğim dedi. Efendisi köleye acıdı. Borcunu bağışlayıp onu salı verdi. Ama köle çıkıp gitti. Kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp Borcunu öde diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. Ne olur sabret borcumu ödeyeceğim diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattırdı. Kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. "Ey kötü köle" dedi. "Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?" Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa göksel babam da size öyle davranacaktır. Amin. Burada elçi Petrus İsa'ya gelip heyecanla yeni bir şey keşfetmiş gibi, güzel bir şey keşfetmiş gibi belki de biraz gururla böyle ne gördüğümü göstermek istiyorum sana der gibi diyor ki Rab'be gelip diyor ki İsa'ya, ''Ya Rab'' dedi, ''Kardeşim sana karşı kaç kez gene günah işlerse onu bağışlamalıyım.'' ''Yedi kez mi?'' ''Yediye çıkmış bakın, bir kez değil, iki kez değil, hani yedi kez yapsam iyi değil mi?'' falan der gibi. <laughs> Geliyor İsa'ya ama İsa ona diyor ki, ''Yedi kez değil, yetmiş kere yedi kez derim sana.'' diyor. ''Yetmiş kere yedi, dört yüz doksan kez yapıyor.'' Aslında demek istediği şey şu, sayısız kez. Bir sınır yok yani. Hatta 470'i 24 saate bölersek dakikada 3 şey 3 dakikada bir bir kez sana karşı haksızlık yaparsa, günah işlerse Rab diyor ki onu bağışlayacaksın. Burada Petrus aslında 7 kez mi derken İsa'ya 7 kez mi bağışlayayım derken bir günde 7 kez kastetmiyor. Hayat boyu hani 7 kez bana 7 kez bütün hayatım boyunca bana 7 kez yanlışlık yaparsa bağışlamam yeterli mi diye soruyor. İsa diyor ki sana şunu söyleyeyim. Bir hayat boyunca yedi kez değil bir günde 490 kez dakikada 3 dakikada bir kez sana haksızlık yapsa bile onu bağışlamasın, bağışlamalısın diyor. Amin. Şimdi kalkıp da iki kez iki, 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 iki dakikada bire indi. O yüzden bağışlamıyorum falan demeyin. Üç dakikada bir derken yani bir, bir sınırsız bir şekilde ne olursa olsun, kim ne yaparsa yapsın, kaç kere yaparsa yapsın, onu bağışlamamızı istiyor. Kolay mı? Değil. Ama mümkün. Amin. Rabbin lütfuyla mümkün. Şimdi göreceğiz. Ondan sonra şöyle ki göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Bakın buradaki kralla köleler Tanrı'yla bizi andırmalı. Onu öyle düşünün. Çünkü diyor ki göklerin egemenliği köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. O köleler o krala ait. Kral kendisine ait olduğunu biliyor. Amin. Biz de Tanrı'ya aitiz. Amin. Köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Evet biz de bir gün Mesih'in yargı küsüsü önde duracağız. Ve bir gün evet biz de hesap vereceğiz. Ve Tanrı bir gün bize de diyecek. Sana yaptığım gibi kardeşine, yapman gerekmez miydi? Bir hesap günümüz olacak. Bir hesap günümüz olacak ve o hesap günümüzde verdiğimiz hesaba göre ödüllerimiz olacak. Kurtuluşu belki kaybetmeyeceğiz. Belki değil, kurtuluşu kaybetmeyeceğiz ama oradaki rütbeleri, oradaki konumları, oradaki ödülleri kaybedeceğiz. Birçoğunu kaybedeceğiz. Burada ki inatçılığımızdan dolayı Devamında okuyalım. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu 10.000 bin talantı bulan bir köle getirildi. 10.000 bin talant. Biraz dün baktım ben böyle bu talant ne kadarmış diye. Celile'nin o, 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 ilin, o, o, yılki yani yıllık geliri 300 talantmış. Yıllık gelir 300 talanta denk geliyor. 300 talant, 300 bin değil, 300 talant. Bu adamın 10.000 bin talant borcu var. Sınırsız. Yani altından kalkamayacağı boyutta bir borç söz konusu. Ama eğer daha böyle günümüze şey yaparsak, yorumlarsak tam kesin bir miktar yok. Çünkü bu talantın gümüş talant mı, altın talant mı olduğu kesin değil. Eğer altınsa artık korkunç bir şey. Yani daha büyük borç. Fakat gümüşse, gümüşse en kötü ihtimal 20 milyon dolara denk geliyor. 20 milyon dolarlık bir borç var. Ve mümkün değil bu adamın borcunu ödemesi borcu on bin talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından, ödemesi mümkün olmadığından, efendisi onun, karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine, ne olur sabret, bütün, bütün borcumu ödeyeceğim dedi. Rabbe yalvardı, daha doğrusu krala yalvardı, rica etti. Burada, köle yere kapandı derken ona tapındı anlamında söylemiyor. Yani ona yalvardı, ona feryat etti. Kendini alçalttı onun önünde. Çaresizdi. Mümkün değildi bu borcu ödemesi. Efendisi köleye acıdı, borcunu bağışladı ve onu salı verdi. Bağışlamayı tarif ediyor. Acıma var, bağışlama var, salı verme var. İpi koparma var. Amin. Tan Kral ne yaptı? Gördük ki... ya. Köle bunu yapacak şeyde değil, acıdı, merhamet etti. Ve o merhameti sayesinde, o acımasıyla o borcu ona tümüyle bağışladı. Ve onu salıverdi. Serbest kıldı, gidebilirsin dedi. Bütün borcunu kaldırıyorum. Harika bir şey. Tanrı da aynısını bize yaptı, amin. Biz de gerçekten bu durumdaydık. O köle gibiydik. Kaldıramayacağımız borç altındaydık yük altındaydık. Günahlarımız o kadar sayısızdı ki hiçbir güç, hiçbir çabamız bunu kaldıramazdı. Mümkün değildi. Ama Tanrı o kral gibi bize acıdı. Bize merhamet etti. Bize lütfetmeyi seçti. Ve kaldıramayacağımız borcu bize bir kere de bağışladı. Onu, onun önünde kendimizi alçalttığımız için, ona seslendiğimiz için bizi bağışladı tümüyle. 28. ayet. Ama köle çıkıp gitti. Özgür bir şekilde gitti. Büyük ihtimalle çok sevinçliydi, çok mutluydu, heyecanlıydı. Çünkü inanılmaz bir borç altından kalkmıştı. Heyecanla dışarı çıktı gitti. Kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. 100 dinar. 100, liranın, 100 dinarın bugünkü kurla oranı 20 dolarmış. Kendisine 20 milyon dolar bağışlandı. Ama kendisine 20 dolar borcu olan ikinci köle arkadaşı denk geliyor ve onu yakalıyor. Heyecanla çıktı. Omuzlarından o yük kalkmıştı. Çok mutluydu, heyecanlıydı. Özgürüm artık. Kral beni salıverdi. Borcum yok. O heyecanla gitti. Bir de karşısına borcu olan bir köle çıktı. Birdenbire suratı asıldı. İçi içi böyle öfkeyle doldu. Diyor ki yakaladı onu. Onu yakalayıp borcunu öde diyerek boğazına sarıldı. Boğazına sarıldı. Borcunu öde. Kaç paraymış? 20 dolar. 20 milyon dolar bağışlandı belki bir saat önce. Ne çabuk unuttu. Yakalayıp borcunu öde diye boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. Tıpkı kendisinin yaptığı gibi. Krala yaptığı gibi. O da İkinci köle de birinci kölenin önünde yere kapandı. Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim diye yalvardı. Aynı sözler. Krala hangi sözlerle yalvardıysa ikinci köle de birinci köleye aynı sözlerle yalvardı. Ne olur dedi sabret, borcumu sana ödeyeceğim diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Elinin tersiyle sildi, reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Hakkını istedi. Haklıydı belki. Borçlanmıştı. 20 dolar para vermişti ona. Borcunu ödemesi gerekiyordu. Haklı olarak belki onu zindana attı. Ama ahlaki olarak haksızdı. Yanlış bir şey yapmıştı. Çünkü kendisine büyük bir borç bağışlanmıştı. Bu bir senet. Senet. Bu senet borçlanma için kullanılıyor. Biri borcunu ödemek için bu senedi imzalıyor, adını yazıyor, miktarı yazıyor, şu tarihte ödeyeceğini yazıyor. Sonra pul yapıştırılıyor, imza atılıyor ve resmi bir belge konumuna geliyor bu kağıt parçası. Ve bu senetle mahkemeye başvurduğunuz zaman mahkeme sizi haklı buluyor ve gidip o adamın peşine takılıyor. Ondan borcunuzu alana kadar mahkeme onun yakasını bırakmıyor. Borç senedi. İşte size size yapılan haksızlıklar veya bize yapılan haksızlıklar bazen çok haksızlığa uğruyoruz çok kişi tarafından. Bir sürü borç senedi elimizde birikiyor. Bu senin hakkın. Haksızlığa uğramışsın. Sana senet imzalamışlar. Haksızlık yapılmış. Ve sen bunu sürekli elinde taşıyorsun. Bağışlamadığın zaman bu senetlerle dolaşıyorsun. Herkese gidip diyorsun ki bak Gördün mü? 10 bin dolar borcu var, ödemedi. Bak, 20 bin dolar borcu var, ödememiş bana. Ve bunu herkese gösteriyorsun, herkese sallıyorsun. Özellikle adama sallıyorsun veya sana borcu olan, sana haksızlık yapan kişiye sallıyorsun. Diyorsun ki, borcunu öde bana. Bak, elimde imzalı senetlerim var. Ödeyeceksin, ödeyeceksin diyor. Mahkemeye vereceğim seni yoksa. Bağışlamayan kişi bu senetleri böyle sallar. Ve borcunu talep eder, hak eder, ister. Bu adam da aynı şekilde. İkinci köle 20 dolarlık bir senet imzalamıştı. Ve dedi ki lütfen borcumu sil. Birinci köleye 20 milyon dolarlık bir senet vardı birinci kölenin elinde. Ve kral acıdı, merhamete geldi ve borç senedini sildi. Dedi ki siliyorum. Sana karşı merhamet gösteriyorum, sana acıyorum. Borcun morcun kalmadı. Özgürsün gidebilir. Git ve mutlu ol. Borcu sildi, senedi sildi. Fakat cebinde öbür kölenin senedi vardı. Borcu vardı. Arkadaşını gördüğü anda hemen çıkardı senedi. Dedi ki bak, bak kardeşim borcum var bana. 20 dolar borcum var. Bunu ödeyeceksin. Lütfen rica ediyorum. İzin ver, sabret. Ödeyeceğim. Hayır, kabul etmiyorum. Şimdi ödeyeceksin. Ve bu, bu senedin gereği olarak onu zindana attırdı. Yasal olarak onu zindana attırabiliyordu çünkü borcu vardı. Senet vardı elinde. Zindana attırdı. Sonra devam edelim. 31. ayet. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. Oysa adam göndermişti onu. Serbest bırakmıştı. Bir daha krala gitmesine gerek yoktu. Bunun üzerine Efendisi köleyi yanına çağırdı veya geri çağırdı. Gel bakayım dedi buraya gel gel sen. Ey kötü köle, bakın ünvanı değişti adamın. Eskiden köleydi şimdi kötü köle oldu. Ey kötü bir sıfat konuldu. Ey kötü köle dedi. Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Bağışlamadım mı? Bağışladım. Benim sana acıdığım gibi. Senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi? Ben senin senedini yırttım. 20 milyon dolarlık senedini yırttım, büyük borcunu yırttım. Sen 20 dolarlık bu senedi yırtamaz mıydın? Ama sen yırtmadın. Sen adalet istedin. Sana gösterdiğim merhameti unuttun, çabuk unuttun. Adalet istedin. Öyle mi? Gel bakayım buraya. Adaletse adalet. Adalet istiyorsan ben de adaleti geri istiyorum. Tekrar hesaplaşacağız. Ve benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi? Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Ben sana merhamet gösterdim. Sen gidip arkadaşından adalet istedin. Öyleyse ben de geri alıyorum. Merhametimi geri alıyorum, merhametimi geri çekiyorum. Artık sana da senin yaptığın gibi adalet üzeri davranacağım. Sen o, o kişiye ne yaptıysan sana da aynısını yapacağım. Ve diyor ki onu işkencecilere teslim etti. Ne kadar acı. Adam sevinçli bir şekilde çıkmıştı. Belki belki aynı gün içinde oluyor bütün bu olaylar. Sevinçli bir şekilde sabah çıktı, saat 10 gibi çıktı. Borcu bağışlanmıştı. 20 milyon dolarlık senet bir kere de yırtılmıştı. Acımadı, acımadan merhametten ötürü. Ama öğleden sonra gördüğü arkadaşının boğazına yapıştı. Seni borcunu istedi, zindana attırdı. Daha gece olmadan 5-6 gibi bu sefer kendisi zindana atıldı. Kendisi işkencecilere teslim oldu. Eğer elinizdeki borç senetlerini Tanrı'nın sizin senetlerinizi yırttığı gibi yırtmazsanız kendi kendinizi işkencecilerin eline teslim etmiş olacaksınız. Tanrı bunu yapmak istemiyor. Tanrı sizi işkencecilere teslim etmek istemiyor. Tanrı sizi bereketlemek istiyor. Amin. Bu senetleri yırtmanız gerekiyor. Yoksa işkence çekeceksiniz. Gerçekten de öyledir. Elinde senetle dolaşan Elinde bana bu haksızlığı yaptın, beni reddettin, beni incittin, işte beni duygusal, fiziksel, ruhsal olarak incittin. Bütün bu senetlerim var. Haklıyım ben, haklıyım. Masumdun. Sen bütün bunları bana yaptın. Bunların hakkını istiyorum. Adalet. Göze göz, e göz dişe diş. Adalet istiyorum. Bu şekilde dolaştığımız zaman Tanrı da aynısını bize yapacak. Ve bunu yaptığımız zaman kendi kendimize işkence ettiriyoruz. Dedim ya biraz önce. Bağlıyoruz onları kendimize ve onlarla beraber yaşıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Birçok imanlı kardeş, birçok yeniden doğuşa sahip olan kardeş bir veya birden fazla cesetle dolaşıyor. Cesetle dolaşıyor. Ölmüş, çoktan ne yaptığını bile unutmuş, gitmiş cesetlerle beraber dolaşıyor. Örneğin kız istemediği, kızı istemediği birine vermişler. Erkek almış, bunu hırpalamış, dövmüş, kadını kovmuş, çocukla beraber sokağa atmış. Kadın ne yapıyor? Babasına, annesine karşı kinle dolu, nefretle dolu. Ba benim başıma bunları siz getirdiniz. Ben onu sevmemiştim, istememiştim. Zorla beni o kişi, o adamla evlendirdiniz. Ne yapıyor? Kişi yüreğinde annesine karşı, babasına karşı büyük bir kin var, büyük bir nefret var. Bağışlamamazlık var. Anne babası ölmüş. 10 20 yıl olmuş ama hala hala yüreğinde bağışlamadığı için sürekli olayı tekrar tekrar düşünüyor, derin düşünüyor ve kendi kendine işkence yaşıyor. Kendi kendimize işkenceye çektiriyoruz. Bütün borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etti. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa Göksel babam da size öyle davranacak. Çok basit bir formül. Tanrı diyor ki eğer bağışlarsan bağışlayacağım. Bağışlanacaksın. Ama eğer bağışlamazsan ben de senin günahlarını bağışlamayacağım. Ve sen senin kendi isteğinle seni bereketlememi engelleyeceksin. Senin için tasarladığım senin için amaçladığım bu bereketli yaşamı, o bol yaşamı, o zaferli yaşamı, o harika yaşamı, o görkemli yaşamı yaşayamayacaksın. Oysa ben seni olağanüstü bir şekilde yaşamak üzere yarattım. Seni harika bir amaçla yarattım. Ama bu amacı hayatında uygulayamıyorum. Çünkü ellerimi bağlamış durumdasın. Ellerimi çöz. Nasıl çözeceğim? Size karşı veya bana karşı suç işlemiş, haksızlık yapmış kişilerin borç senetini yırtarak, onların ipini kopararak yapacağım. Bakın bağışlamak demek, o haksızlığı onaylamak demek değildir. Bağışlamak demek, kişiyi serbest bırakmaktır. Daha doğrusu kendinizi serbest bırakmaktır. Kişiyi bağışladığınız zaman zinciri koparıyorsunuz, ipi koparıyorsunuz. Asıl özgür olan, asıl serbest olan kişi o değil, sizsiniz. Çünkü dedim ya o belki ölmüş, toprak olmuş. Ama siz kendinizi özgür kılıyorsunuz. Kendinizi bu bereketten mahrum bırakmayın. Tanrı her birimizi harika bir amaç, harika bir planla yarattı. Her birimizi olağanüstü bir şekilde kullanmak istiyor kendi egemenliği için. Ama bunun içinde Tanrı'nın ellerini çözmeliyiz. Çünkü Tanrı kendi kendisine söyledi. Tanrı verdiği sözü bozmaz. Tanrı dedi, eğer başkasının günahlarını bağışlamazsanız, ben de sizin günahlarınızı bağışlamam. Ama Tanrım sen merhametlisin lütfen. Hadi bir kerecik bu sözü çiğne. Hayır çiğnemeyecek. Sen bağışlamadığın sürece o da seni bağışlamayacak. Sen bağışlamadığın sürece o da seni bereketleyemeyecek. Çok istiyor, can atıyor ama ellerini bağlamışım ben bağladım. Bağışlamamakla ben bağladım. Tanrı istiyor. Tanrı çırpınıyor. Tanrı lütfen diyor. Seni bereketlemek istiyorum. Bunun için seni yaratmadım. İşkencelere seni teslim etmek için yaratmadım. Elimi çöz. Bağışla. Bağışla ben de seni bağışlayacağım. Boruyu temizle. O kirlilikten, o pislikten temizle. O zaman göreceksin hayatım, sevgim, gücüm hayatına akacak. Hayatın başka bir boyuta girecek. İlk köle gibi olmayalım. İkin, eğer ikinci köle ikinci köleye yaptığımız gibi davranırsak, kralımız efendimiz bizi çağıracak ve diyecek ki, <laughs> diyor ki Galatya şey ma, e, Matta 5'te. Işte, ne mutlu merhameti merhametli olanlara çünkü onlar merhamet bulacak. Amin. Tanrıdan ne istiyorsunuz? Bana onu bir gösterin bakalım. Tanrıdan size karşı merhametli olmasını mı istiyorsunuz? Adaletli davranmasını mı istiyorsunuz? Ben merhametli istiyorum, merhametli olmasını istiyorum diyen, değil mi? Amin. Hepimiz bunu istiyoruz. Çünkü eğer Tanrı bize adaletle davranırsa vay halimize hiç kimse o adaletten kurtulamayacak. Hamdolsun ki Tanrı bize merhametle davrandı. Bize acıdı, bize lütfetti. Amin. İnanılmaz korkunç bir borcumuz vardı. Elinde Rabbin elinde bize ait yüzlerce, binlerce senet vardı. Bize karşı uzatabilirdi. Ama uzatmıyor. Tanrımız merhametli. Tanrı diyor ki: senin bütün günahlarını yırtıyorum. Seni bağışlıyorum. Senin bütün günahlarını böyle yırtıp bırakmıyorum. Senin bütün günahlarını unutkanlık denizinin dibine atıyorum. Bir daha anmamak üzere. Amin. Doğunun batıdan uzak olduğu kadar günahlarınızı sizden uzaklaştırıyorum diyor. Tanrı neye dayanarak bunu yapıyor? Bizim iyiliğimize mi? Bizim karakterimize mi? Bizim yaptıklarımıza mı? Hayır. Tümüyle kendi merhametine dayanarak, sevgisine dayanarak yapıyor bunu bize. Amin. İyi ki bunu yaptı. Yoksa hiçbirimiz kurtulamayacaktık. Amin. Tanrı bizim yüzlerce, binlerce günahımızı bağışladı. Borç senedini yırttı. Ama bazen biz bir kişinin, bir tek kişinin bize karşı yapmış olduğu bir tek borcu dahi bağışlamaktan aciz veya bağışlamak istemiyoruz. Yüzlerce, binlerce senedimiz yırtıldı. Bir tek senedi hala elimize tutmaya ısrar ediyoruz. Bu böyle olmamalı kardeşler. <laughs> merhamet veya adaleti siz belirleyeceksiniz. Merhamet istiyorsanız merhamet göstereceksiniz. Adalet istiyorsanız size de adaletle davranılacak. Benim gücüm yok, benim takatim yok. Tanrının Adaletini üstüme çekmeye Korkuyorum ben Eğer Tanrı bana Adaletiyle davranırsa Benim kurtuluşum mümkün değil Ben günahkar Asi zavallı bir adamım Adamdım Ama seviniyorum Rabb'e şükür diyorum ki Rabb bana adaletle değil Ama merhametle davrandı Merhamet ederseniz Merhamet bulacaksınız Amin. O yüzden gelin bugün elinizdeki bütün bütün senetleri yırtın. Bugün gelin bütün ipleri, bütün bağışlamamazlık iplerini kesip atın. Kendi iyiliğiniz için, kendi bereketiniz için, işkencecilerden kurtulmak için, Tanrı'nın sizin için tasarlamış olduğu o harika yaşamı doya doya yaşamak için yapın bunu. Bunu yaptığınız zaman Size haksızlık yapan kişi kurtulacak demek değildir. Size haksızlık yapan o cezadan kurtulacak demek değildir bağışladığınız zaman. Siz kendi kendinizi kurtarıyorsunuz. Onu da Tanrı'nın eline bırakıyorsunuz. Rab diyor ki öç benimdir. Öç benimdir diyor Rab. Eğer bunu yapmazsak, eğer bakın eğer günah işlemezsek, pardon, eğer bağışlamazsak kişinin borç senedini silmezsek atmazsak, yırtıp atmazsak, o kişiyi serbest bırakmazsak, o kişinin ipini bizden kesmezsek, birincisi kutsal ruhu kederlendirmiş olacağız. Efesler 4.30'da diyor ki, Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Amin. Amin. Kutsal ruhu kederlendireceğiz bağışlamadığımız zaman. Ve kutsal ruhu kederlendirirsek, o güvercin bizden ayrılırsa, Gerçekten kendi başımıza kaldığımız anda ızdırap yaşayacağız. Korkunç bir durumdur. Güvercinin bizden ayrılması. O beyaz güvercin her zaman bizimle kalmalı. Bunun için de onu kederlendirmemeliyiz. Onu üzmemeliyiz. Kutsal ruhla iş birliği içinde hareket etmeliyiz. Kutsal ruhun yönetiminde, denetiminde, önderliğinde yaşamalıyız. Yoksa kutsal ruhu kederlendireceğiz. Beyaz güvercin uçup gidecek. İkincisi eğer bağışlamazsak eğer bağışlamazsanız kendi başınıza kalırsınız. Kendi başınıza kalırsınız. Bağışlamadığımız zaman Tanrı geri çekiliyor ve sorunla tek başınıza uğraşmak zorunda kalırsınız. Bu noktada şeytan araya girer ve olayı kendi ellerine alır ve sizinle oyun oynar, sizi yok eder. Bağışlamadığınız zaman Tanrı diyor ki hiçbir şey yapamam geri çekilmek zorundayım. Eğer olayı kendi eline almak istiyorsan sen bilirsin. Ama bil ki bu çok riskli, çok tehlikeli bir durumdur. Benim gücüm olmadan, benim yardımım olmadan, benim yönlendirişim olmadan tek başına bu olayı eline alamazsın, halledemezsin. Çünkü araya kötü ruh girecek, şeytan girecek, olayı karıştıracak, olayı büyütecek ve küçük bir kıvılcım koca bir orman yangınına dönecek. Bütün hayatın mahvolacak tek başınıza bununla baş edemezsiniz. Tek başınıza kalmayın. Üçüncüsü, Tanrı'nın düşmanınız olmasını zorlarsınız. Tanrı'nın sizin düşmanınız olmasını zorlarsınız. Bakın ayet Yakup 4.1'de şöyle diyor. 1.4'e okursanız Yakup 4. bölüm 1'den 4'e kadar Yakup da diyor ki Dünya ile dost olmak isteyen Tanrı'ya düşman olur. Amin. Dünyanın sistemi bağışlamamak üzerine kuruldu. Dünyanın sistemi borç senedine bağlı. Dünyasal sistem der ki her şey hukuki bir şekilde adaletle yerine gelmeli. Bu dünyanın sistemi. Eğer dünyanın sistemine göre yaşamaya kalkarsak, eğer dünyadakilerin yaptığı gibi bu borcun, bu senedin hakkını almaya kalkarsak, o zaman diyor ki Tanrı'yı kendimize düşman ediyoruz. Bakın dünyayla dost olmak isteyen, yani dünyanın yaptığı gibi yapan, dünyanın sistemine uyan kişi Tanrı'yı kendine düşman eder. Tehlikeli bir durum. Tanrının bize düşman olması. Ben her zaman onun benim yanında olmasını istiyorum. Her zaman benim dostum olmasını istiyorum. Amin. Düşmanım değil. Tanrı da düşmanımız olmak istemiyor. Dostumuz olmak istiyor. Ama bu bizim elimizde. Eğer dünyanın yaptığı gibi yapmazsak, dünyanın yaptığının tersine hareket edersek, dünyanın yaptığı gibi borç senedimizin peşine düşmezsek Tanrı'nın bizden istediği gibi borcu silip atarsak, seni de yırtıp atarsak, o zaman Tanrı'yı kendimize düşman değil, dost kılacağız. Amin. Ondan sonra ha Tanrı'nın size düşman gibi davranmasının nedeni, davranmasının nedeni şudur. Başkalarını bağışlamadığınız zaman aslında şunu söylüyorsunuz. Bakın Tanrı'yı niye düşman ediyorsunuz kendinize? Başkalarını bağışlamadığınız zaman şunu söylüyorsunuz. Tanrım sen şöyle bir kenara çekil bakayım. Senin işini ben yapacağım. Kendinizi hem yargıç hem de savcı konumuna koyarsınız ve bu durumda Tanrı'yı kendinize düşman edersiniz. Bir gün <laughs> Hüseyin diye bir kardeşimiz var bizim ev grubundan, çalıştığı markette marketten ayrılması gerekiyordu ve e, ama alacağı vardı, bir miktar para vardı. Patronla tartışıyordu. Baya tartışmış falan böyle bir hoş olmayan bir durum ortaya çıkmış. Bir salı günü kutsal kitap çalışmasında durumu anlattı. Ben dedim ki Hüseyin mümkün olduğu kadar lütfen sakin ol, sabırlı ol, davanı Rab'be bırak. Amin. Sakın kavgaya girme dedim. Sadece iste, borcunu iste ama eğer patron sana karşı kötü davranırsa lütfen kavgadan uzak dur tamam mı? Çekil git Rab'be bırak. Rab senin davanı görecek. Rab seni başka yollarla bereketleyecek dedim. Tamam dedi Cevdet abi. <laughs> Hüseyin ertesi günü markete gitmiş. Sakin bir şekilde diyor ki aklımdaydı diyor. Sakin bir şekilde gittim patrondan istedim. Dedim ki yani abi bak benim ayrılmam gerekiyor. Borcum var bu kadar. Hesap ortada. Bana bu parayı vermen gerekiyor. Kibar bir şekilde anlattım diyor. Patron diyor acayip terslemeye başladı beni. Yine o daha önce yaptığı gibi kaba davrandı bana. Ters dedi. Olmaz dedi falan filan. Borcun yok senin. Çek git istiyorsan. O anda diyor Aklıma sen geldin ama diyor ki, dedim ki, içimden diyor. Cevdet abi sen şöyle bir kenara çekil bakayım. Ben bu işi kendi bildiğim gibi halledeyim falan. <laughs> Sonra başlamış <laughs> patrona kaba davranmaya falan filan. Neyse ters şey oldu ama yani patron bu sefer korkmuş. Hemen çıkarıp parayı vermiş. Yani bazen biz bunu yapıyoruz. Diyoruz ki Tanrı'ya sen şöyle bir kenara çekil. Ben işi kendi elime alıyorum tamam mı? Ben hallederim bu işi diyoruz kendimizi hem yargıç hem savcı konumuna koyuyoruz. Kardeşler, bırakın Tanrı Tanrı olsun. Amin. Bırakın Tanrı Tanrılığını yapsın. Kendimizi Tanrı yerine koymayalım. Amin. Ama eğer biz bağışlamadığımız zaman olayı kendi elimize alıyoruz. Ve elimize yüzümüze bulaştıracağımız kesindir. Bir diğer şey. Potansiyel mesedişinizi kaybedersiniz eğer bağışlamazsanız. Tanrı bizi meshetmek istiyor. Tanrı bizi gücüyle, yeteneğiyle doldurmak istiyor ve bizi olağanüstü bir şekilde kullanmak istiyor. Ama eğer biz bağışlamazsak Tanrının mesedişi hayatımıza akmayacak ve bizden de akmayacak. Hem bize akmayacak, hem bizden dışarıya akmayacak. Tanrının mesedişini kaybedeceğiz. Ve son olarak babayla gerçek bir paydaşlık sahibi olmayacağız. Daha önce söylediğim gibi 1. Yuhanna 1.6 diyor ki onunla paydaşlığımız var deyip de Karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Çok açık. Amin. Onunla paylaştığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Şöyle yorumlayabiliriz, şöyle söyleyebiliriz bu ayeti. Eğer ben Tan Tanrı ile paylaştığım var, ben Tanrıyı tanıyorum, Tanrı ile ilişkim var deyip de eğer kardeşimi bağışlamazsam, babamı bağışlamazsam, annemi bağışlamazsam, arkadaşımı bağışlamazsam diyor ki yalan söylemiş gerçeğe uymamış olacağız. Ve bu, bu durumda ne olacak? Tanrı ile olan paydaşlığımız zedelenecek, zarar görecek. Bütün bunları ben göze alacak kadar cesur değilim. Bütün bunları göze alacak kadar ben akıllı değilim. O yüzden ben her durumda ne olursa olsun, borç ne kadar büyük olursa olsun, benim için en iyisi bu borcu silmek bir an önce, yırtıp atmak. Yapamam bakın, o kadar büyük sıkıntılar var ki beni bekleyen. Yapamam, yapmamalıyım. En en iyisi, en akıllısı borç senedini silip atmak, ipi koparıp atmak. Kendi iyiliğiniz için bunu yapın. Her ne kadar zor olsa bile bunu yapın. Ben bağışlıyorum bu kişiyi. Evet, bugün bağışlamaya karar veriyorum. Bu arada bağışlamak bir duygu değil, bir seçimdir, bir karardır. Amin. B bir kardeşim var. Ee... Kimdi o? Adını söylemeyeceğim de kişi hatırlamaya çalışıyorum. Ha evet. Bizim Mustafa. <laughs> diyor ki... <laughs> Siz bilmediğiniz için o... Ya. <laughs> <laughs> diyor ki yani onu bağışlayacak derecede kendimi iyi hissetmiyorum. Yani bağışlayacak duyguya sahip değilim henüz. Biraz düzelirsem, biraz o duygu gelirse belki o zaman bağışlarım diyor. Ama ben ısrarla diyorum ki ona, Bağışlamak bir duygu değildir. Eğer eğer duyguyu beklersen çok beklersin. Hiçbir zaman bağışlayamayacaksın. Bağışlamak bir karardır, bir seçimdir. Bugün bu seçimi alırsınız, bugün bu kararı verirsiniz, bugün bu adımı atarsınız, özgürlüğe merhaba dersiniz. Tanrısal yaşama merhaba dersiniz. Bol yaşama merhaba dersiniz. Amin. Olağanüstü yaşama merhaba dersiniz. Doğa üstü yaşama merhaba dersiniz. Zaferli yaşama merhaba dersiniz. Amin. Tanrının yaşamı size akmaya başlar. Tanrının gücü ve sevgi sevgisi hayatınıza akmaya başlar. Bir adımla, bugün aldığınız bir adımla, attığınız bir adımla, aldığınız bir kararla bugün bunu yapabilirsiniz. Yarına bırakmayın. Bereket sizi bekliyor olağanüstü bir yaşam sizi bekliyor. Büyük bir amaç, büyük bir plan sizi bekliyor. Ve Tanrı bunu sizde gerçekleştirmek istiyor. Neden engel olasınız? Engel olmayın. Amin. Kesip atın. Borç senedini yırtıp atın. Kim olursa olsun, ne yapmış olursa olsun. Bu sizi ilgilendiren bir olay. Siz kendiniz için, kendi iyiliğiniz için bunu yapmalısınız. Amin. Amin.